Şirketlerden, hükümetlerden sizin bilginizle ilgili istekler almışlar. Discord sizle ilgili bilgileri toplamış ve onlara vermiş. Yani şu anda şu yayının bir kopyası da Discord'a gidiyor. Öyle düşünün yani. Geçmiş olsun. Donunuz da gitti. Şimdi bak, çok ilginç bir hikaye var burada. Deniyor ki Discord bir spyware'dır. Bu nasıl bir iş lan? Nasıl olabilir oğlum böyle bir şey? Discord privacy policy'sinde diyor ki IP adresini, device ID'sini, user email adresini, tüm text mesajlarını, imajları, VoIP datasını Discord tarafından gönderilen e-mail'ların açılıp açılmama bilgisini topluyor. Discord sizin bir tek donunuzu almıyor sevgili YouTube. Canım YouTube'cum, yapacak bir şey yok. Adamlar Discord exe içerisinde test anında ve burada da logları da var. Diyor ki bunların hepsini çalıştırıyor. Tapkan, PowerShell bilmem ne hepsini Discord exe içinden çalıştırıyor. Niye çalıştırıyor abi? Use data to customize my Discord experience'ı kapatacaksın diyor. Customization'ı kapatacaksın diyor. Ondan sonra phone number'ını veya vermezsen mesela, zaten phone number olayı zaten diğer şeylerle aynı. Bunu zaten kullanıyoruz. Burada bir sıkıntı yok. Government request for your information demiş ki government request'leri almışlar. Yani şirketlerden, hükümetlerden sizin bilginizle ilgili istekler almışlar ve Discord sizle ilgili bilgileri toplamış ve onlara vermiş. Anlaşıldı mı şimdi dostum? Discord'un future'ı da biraz spekülatif. Discord bayağı tehlikeli yani bu bağlamda baktığınızda. Hatta Discord'un privacy policy'sine bakacağım. Önce şurayı göstermek istiyorum. Mozilla'nın web sitesinde privacy not included diyor ki eğer çocuklarınız giriyorsa buraya çıkıyorsa dikkat edin diyor. Bir defa basit password'lerle login olabiliyormuşsunuz. Password requirement sondan güncellenmiş. Birçok bilgiyi topluyor diyor. Third party'lerle de paylaşabilir diyor. Toksik komüniteleri, harassment ve predator'lar çok olması diyor. Yani leş bir kitlesi var Discord kullananların arasında diyor. Saçma sapan insanlarla saçma sapan muhabbetlerin içinde ortasında kendinizi rahatlıkla bulabilirsiniz diyor. Böyle bir durum var diyor. Yani privacy tayfası tarafından veya işte internet tayfası tarafından bayağı alternatif insanların kullandığı bir ortam diyor. Mesela burada da Cyber News'ta da ne diyor? Voice, video, text veya üçü birden kullanılabilen bir ortam Discord diyor. Gaming komünitesi içerisinde popüler diyor. Ancak diyor security delikleri yüzünden bilmem ne falan filan değil ama başka bir takım problemler yaşıyor şu sıralar diyor. Hatta FBI investigation'ından falan da başı belaya girdiydi. O bile değil konu diyor. Discord 2015'te bulunduğunda privacy ile ilgili birkaç tane noktaya dikkat çekildi diyor. 2017'de 100 milyon kullanıcıyı geçmiş. Bundan sonra da bayağı bir security problemleri insanlar konuşmaya başlamış platformla ilgili. Zayıf ürün yönetimi diyor. Yani bir takım standart ve servisler olmalı diğerlerinde uygulayabildiğimiz diyor. Mikrofona, işte screen share'a veya webcam'e izin verirken dikkat edilmesi gereken şeyler olmalı, izinler olmalı veya kurallar olmalı diyor. Discord bu konuda biraz sakar davrandı diyor. Uzun saat boyunca kesintiler yaşandı. Bug report forumlarını silmişler. User interface'de ciddi problem olan birkaç noktaya alternatif gönderen kullanıcının isteklerini de kabul etmemişler. Ondan sonra bunlar diyor iceberg'in görünen yüzü. Daha beter neler neler var diyor. Peki diyor Discord bir spyware olabilir mi? Watchdog'a göre evet. Extremely high. Discord collecting information'i AppiTrack ve AppiScience birbiriyle aynılar ve aynı veri girdiği kabul ediyorlar diyor. Client'ını kullanmak yerine uBlock Origin kullanarak browser'dan girin diyor. Bak enteresan. User'ın daha ileride kullanmasına izin vermek için bu bilgileri topluyoruz diyor. Sunucularında bütün datanız var. Orada duruyor. Nasıl hissediyorsunuz bilmiyorum. Sizce bunlar kullanmadan evvel izninizi alacaklar mı? Hiç zannetmiyorum. Discord'dan bahsediyoruz. Adamlar en ufak şeyleri bile siliyorlar. 70 bin tane donunuza kadar işi track ediyorlar. Bayağı zor. Mesela Discord username, email adresi, email mesajı, images, VoIP data, yazılı chatinizi dahil olmak üzere tüm datanızı tutuyor arkadaşlar. Sesli sessiz her şeyi. Yani şu anda şu yayının bir kopyası da Discord'a gidiyor. Öyle düşün. Yani. Ondan sonra IP adresi ve activity'nizi de alıyor. Third party'lere satılan research purposes olarak da satılan şeyler var. Kontaklarınızla ilgili telefona kurduğunuzda kontak bilgilerinizi de alıyor. Privacy settinglerinizi de içeriden ayarlayabilirsiniz ama deminki örnekte söylediğim gibi kapattığınız anda hayat sizin için zor oluyor. Yani sevgili WhatsApp'ı sevmeyen arkadaşım, sen Discord'da Counter Strike oynarken bayağı ciddi anlamda problem yaşadın, haberin olsun. Geçmiş olsun. Donunuz da gitti. Discord GG arkadaşlar. Discord'u sordunuz. Biz de anlattık. Yağmurdan kaçarken volkanik patlamaya eğilmek bu yani. Bunun başka hiçbir adı yok. TeamSpeak 3 abi. Oh çiçek. TeamSpeak'te hiçbir şey yok. Privacy de yok. Hiçbir şey yok. Bildiğin telsiz. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bye bye YouTube. Abone olun oğlum.